Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere hemen yanımda görmüş olduğunuz gimbal cihazın ne işe yaradığını ve kimler için uygun olduğunu anlatıyorum. Gimbal dediğimiz ürünler özellikle son yıllarda popüler olan küçük ve video için kullanılan aksesuarların başında geliyor. Özellikle bir video konusunda içerik üretiyorsanız hareketli çekimlerde video kamera kullanmak, bu cep telefonu da olabilir, bir aksiyon kamerası da olabilir, bir profesyonel video kamera da olabilir. O kadar kolay bir şey olmadığını bilirsiniz. Titreşim olur, kullanıcının hareketindeki o yansımalar kayıtta da ne yazık ki karşınıza çıkar. Çünkü insan elimize tuttuğumuz herhangi bir cihazı titremeden tutamayız. Adım attığımız zaman veya bir hareket yaptığımız zaman o hareket videoda da doğrudan doğruya yansıtılır ve görünür. İşte bunu engellemek için özellikle sinema sektöründe, film sektöründe, dizi sektöründe, video içerik üreten herhangi bir sektörde bu tip hareketleri engelleyecek çeşitli cihazlar kullanılır. Bugüne kadar özellikle sinema sektörü çok yaygındı. Staticam dediğimiz vücuda takılan cihazlar vardı. Gimbal'lar ise daha basit, daha hafif ve kullanımı daha kolay bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber de gimbal'ların fiyatları düştü ve artık bizim gibi son kullanıcıların bile alıp kullanabileceği ürünler haline geldi. Aslında gimbal'ın yaptığı iş çok basit arkadaşlar. Çok basit. Bir video kayıt sırasında oluşan hareketin tersine hareket üreterek titreşimin önüne geçmek. Temel mantığı bu aslında. Bunu yapmak için de tabii ki bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bütün gimbal'larda bir enerji, yani bir güç ünitesi gerekiyor. Ve motor gerekiyor. Aslında gimbal üzerinde motor bulunan ve cihazın hareketinin tersine hareket üreterek o titreşimi engelleyen ve video üzerindeki video kamera, aksiyon kamerası, cep telefonunun çok daha kesintisiz ve yumuşak bir kayıt yapmasını sağlayan ürünler. Bunu nasıl yapıyor? Hemen anlatayım. Örneğin bu ekranda görmüş olduğunuz gimbalımız 3 eksenli dediğimiz gimbal. Piyasada şu anda 2 farklı türde gimbal yer alıyor. Bir tanesi 2 eksenli dediğimiz, yani X ve Y ekseninde hareketleri yumuşatabilen, titreşimi engelleyebilen ürünler. Bunların Z ekseni dediğimiz, yani öne arkaya, yani yukarı aşağı ve sağa sola yapabiliyor ama öne arkaya titreşimi engel olamıyor. Bu ürün ise 3 eksenli oluyor. 3 eksen olduğu zaman cihazın üzerinde 3 tane motor bulunması gerekiyor. Bir tanesi şu sağa sola hareketini sağlayan motor. Bir tanesi şu hareketimizi şöyle bu şekilde sağlayabilen motor. Bir tanesi de şu hareketi sağlayan motor. 3 eksenli olduğu zaman 3 farklı eksendeki titreşim engelleniyor ve gayet güzel, net ve kesintisiz videolar çekilmesi sağlanıyor. 3 eksenli olan cihazlar genellikle aynasız fotoğraf makinesi veya DSLR türü veya video kamera türü ürünlerde kullanılıyor. Tabii ki bir gimbal'ın bir ağırlık taşıma kapasitesi var, her gimbal'ın. Çok daha profesyonel ürünlerin daha büyük kapasiteleri var. Tabii bunlar hem daha pahalı oluyor hem de operasyon anlamında kullanmaları o kadar kolay değil. Ama daha bu tarz böyle hani şu şekilde elimizde rahatlıkla kullanabildiğimiz gimbal'ların ise hem maliyetleri daha düşük hem de çok daha pratik bir şekilde kullanılabiliyorlar. Örneğin bu elimde görmüş olduğunuz tek elle kullanım için bir şekli olduğu gibi, şu şekilde yapabildiğimiz gibi, şu aksesuarıyla beraber de bu şekilde de böyle şu şekilde yaparak da çekim yapabiliyoruz. Ne şekilde kullandığımız çok önemli olmamakla beraber genelde temelde gimbal'ların yaptığı bütün her şey titreşimi engellemek üzerine kurulu. Bunun içinde bir güç kaynağı var dedim, az önce söylemiştim. Hemen şuradan açayım. Bazı ürünlerde kendi içinde bütünleşik bir pil olduğu gibi, ki onu göremiyoruz doğal olarak. Bazılarında da hemen şöyle ekranda göstereyim. 18650 dediğimiz pillerden kullanarak bir iki adet, örneğin bu ürün 2 adet pil kullanıyor. Kullanarak bir şekilde güç kaynağı da elde edilmiş oluyor.
İki eksenli olan gimbalların fiyatları daha ucuz tabii ki haliyle. Ve daha düşük kapasitede ürünler taşıyabiliyorlar. Çünkü böyle bir taşıma kapasitesi var. Cep telefonu, aksiyon kamerası veya küçük cihazlar daha çok buna takılarak kullanılabiliyor. Onların fiyatları en azından Aralık 2017'de ben bu videoyu çektiğimde 300-400 liradan başlıyor. 1000-1500 liraya kadar çıkabiliyor. Üç eksenli olan modeller ise 700-800 liradan başlayıp İşte 1500, 2000, 3000, 5000 hatta 15, 25 bin, 30 bin gibi profesyonelliğine göre, kullanım amacına göre çeşitli fiyatlara sahipler. Peki evde kullanılabilir mi? Ya da ben alsam ne işime yarar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer profesyonel anlamda düzenli olarak videolu içerik üretmiyorsanız böyle bir ürünün size çok fazla bir faydası olmayacaktır. Düzenli olarak video üretiyorsanız ve zaman zaman da hareketli çekimler yapmanız gerekiyorsa o zaman bu tarz bir ürün mutlaka edinmeniz gerekiyor. Sadece böyle bir ürün değil, belki başka bir şeyler daha olmanız lazım. Ama en azından bir tane gimbalınızın olması gerekiyor. Eğer düzenli olarak, profesyonel olarak içerik üretiyor ve bundan para kazanıyorsanız mutlaka böyle bir ürününüz olmalı. Ama amatör kullanım için ne kadar gerekli? Yani YouTubersanız vesaire işinize yarayabilir. Ama bunun dışında hani evde böyle günlük olarak kullanabileceğiniz bir şey değil bu. Mutlaka bir düzenli olarak içerik üretiyor olmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Videolarımı beğeniyorsanız destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu gerek bu video ile ilgili, gerekse diğer içeriklerimle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altına yorum olarak yazabildiğiniz gibi isterseniz sosyal medya hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.